Efendim Ayşe'cim? Azade Hanım burayı biliyor muydu Vedi abla? Burası Antakya güzelim. Burada hiçbir şey gizli kalmaz ki. Ayşe, bak başın beladaysa söyle lütfen. Hayır, ne yapacaksın orada? Ne oluyor? Hayır, ne olduğunu ben bir bilsem. Yani lütfen bana bir şey sorma şu an. Lütfen. Tamam, tamam. Sormuyorum. Hay Allah'ım, iyice meraklandım şimdi ama ya. Ben mi oraya gelsem, ne yapsam bilemedim ki. Hayır, hayır. Hiç gerek yok. Ben hallediyorum şu anda. Toparlıyorum her şeyi. Sen zaten yapacağın her şeyi yaptın. Evini bana açtın. Çok teşekkür ederim Medya abla. Bir gün sana anlatacağım her şeyi. Söz veriyorum. İyi peki, tamam. Sen öyle diyorsan. Ama bak, bu işte bir bittiğini var, ben sana söyleyeyim. Biri seni takip falan etti herhalde. O zaman burada kalamayız. Tekrar gelirler. Yok yok, sen hiçbir yere kıpırdama, kal orada. Bak ben şimdi mahalleden bir çocuğu da tembihleyeceğim. Tamam mı? Kuş uçurtmayacaklar orada. Hiç merak etme sen. Peki sen konağa dönecek misin? Yani Ferit'in de bir şeyden haberi yok anladığım kadarıyla. Yok. Döneceğim. Birazdan döneceğim. Ayşe'cim. Bak sen çok iyi niyetli, çok temiz yürekli bir kızsın. Ama unutma ki cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Aa, Leman Hanım'ım gitmemişsiniz. Gitmedim. Başım çatlayacak gibi ya, bana bir ağrı kesici bulsana. Tamam tamam, şimdi vereyim. Hay Allah. Niye böyle ağrıdı ki? Başını ağrıtan şeyi o ilaç getirmez. Kezban bizi yalnız bırak. Tabii. Otur Leman. Seni ben seçtim. Neden biliyor musun? Daha gelin hamamında anladım. Bu gelin itaatte kusur etmeyecek. Soyadımıza saygısızlık etmeyecek. Büyüklerinin yanında nasıl davranması gerektiğini bilecek, yüzümüzü yere düşürmeyecek dedim. Bugüne kadar da öyle geldin. Bundan sonra da öyle devam edeceksin. Ha, Ebru meselesine gelince, nasıl Sinan'la istediği yuvayı kurmaya gücü yetmediyse yıkmaya da yetmeyecek. Ben hayatta olduğum sürece buna izin vermeyeceğim. Yeter ki sana verdiğim şansı boşa harcama. Hı? Sağ ol anne. Tamam. Beni affettiğin için sağ ol anne. Hadi topla kendini. Ben şimdi gidiyorum. Bu ev sakin ve güvenli senin için. Sakın bir yere gitme, tamam mı? Yaranın iyileşmesi lazım. Ayşe gitme. O adama gitme. Daha kimse bizden şüphelenmemeli. Bak kendini de yakarsın, beni de. Ben şimdi eve gidiyorum. Ama yarın sabah geleceğim, tamam mı? Ev diyorsun Ayşe, hala oraya ev diyorsun. Tamam git. Bağlama bütün bağlarını kopar. Sonra buraya gel, tamam mı? Beraber gideceğiz buradan. Ben bekliyorum seni burada. Baha başlama yine ya. Yeter artık. Canımı acıtıyorsun. Ya sen beni duydun mu? Git bağını kopar. Yoksa var ya bu dünyayı da yakarım, okulunu da yakarım. Efendim Ayşe Hanım? Bir bataklığa saplandım, gömülüyorum ben Ayşe.
tutmayacak seni. Ben o dört duvara mahkum edeceksin. Git hadi! Kocana koş! Ben de hapse girerim, girer girmez de öldürdüğüm çocuğun ailesi temizler beni. Alo. Alo Ayşe Hanım, orada mısınız? Merhaba. Bahay'la ilgili haber alabildiniz mi diye merak ettim. Tamam peki. Haber veririm. Teşekkürler. Efendim? Açmayacaksın sandım. Niye açmayayım? Bilmem. Nasılsın? Nasıl olduğumu merak ettiğin için mi aradın? Ben sana mesaj olarak atmıştım gelemeyeceğimi. Aldım mesajını, sorun yok. Aslında konuşmak için aradım. Uygunsan tabii. Şu an çok işim var, akşam konuşuruz. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hande, bu sabah yine erkenden çıkmışsın kızım. Göremedim seni. İşlerim vardı. Yavrum, bana verdiğin sözü bu defa tutacaksın değil mi? Sancakzadelerden uzak duracaksın kızım. Ben sana söz falan vermedim. Üstüme gelme diye idare ettim seni sadece. Hande... Yavrum ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun? Ben sadece senin iyiliğin için söylüyorum. İyiliğimi istiyorsan susacaksın anne. Susacaksın ve o sancakzadelere neler yapacağımı izleyeceksin. Çünkü ben Ferit'ten de vazgeçmeyeceğim. O kader dediğin azadeye de o konakta rahat vermeyeceğim. Bundan sonra görsün bakalım herkes. Hande Varoğlu kimmiş? Azade bir şey mi söyledi kızım? Kötü bir şey mi oldu? Söylesene. Alo. Sen beni ne yüzle arıyorsun? Bir işi beceremedin. Nasıl yani? Siz yayınlamadıysanız kim yayınladı? Güzel. Öpüyorum seni. Kalp Yarısı ATV'de.